Tüm hobidaşlarıma yeniden merhaba diyorum. Bülent Talay ile Balık Avı YouTube kanalında yeni bir video ile birlikteyiz. Amatör balık avcılığına yeni başlayan, bu hobiye yeni gönül vermiş olan ya da başlama kararı almış olan, niyet olan arkadaşlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm bazı konularda kısa videolar çekiyorum. Bunları da genellikle bana sosyal medyadan veya YouTube'daki videolarımın altına e, yapılan yorumlardan sorulardan alıyorum bugünkü e, konumuz ise olta kamışlarındaki atar değerleri bu konuda en çok sorulan soru belki de bu atar değerlerini aşarsam ne olur yani benim 10-40 atarlı bir olta kamışım var. Ben efendime söyleyeyim 50 gram atsam ne olur? Birkaç atışta bir şey olmayabilir. Belki de olur belli de olmaz. Ancak kesinlikle sürekli yaparsak kamışın ömrünü kısaltırız. Tabi biliyorsunuz her türlü endüstriyel ürün belirli standartlarda üretiliyor. Olta kamışları da bundan pek farklı değil. Nedir mesela? İşte bazı değerlerin testler sırasında aşılma durumu söz konusu. Bunu performanstan çok ürünün dayanıklılığı için yapıyorlar elbette. Yani az önce vermiş olduğum 10-40 atarlı bir kamışı 10-40 arasında değerlendirdikleri gibi, test ettikleri gibi, tabi her firma için söylenemez bunlar. Mutlaka işinin ehli, kaliteli, bilinmiş, iyi ürünler üreten firmalar için geçerlidir. 40 gramın üzerinde de nereye kadar dayanacağını test ediyorlar. Bu testler sonucunda zaten bu olta kamışlarının üzerindeki işte atar değerleri yazıyor. Mesela benim elimde şu anda görmüş olduğunuz bir 2.8 atarlı bir LRF kamışı. Üzerinde 2.8 atar yazıyor ancak emin olun bunu test ederken o 8 üzerine de çıkarak test etmiş ve sonunda en uygun olanı 2 ile 8 arası olduğuna karar verip üzerine onu yazmışlardır. Bu daha fazla atamayacağı anlamına asla gelmez. Atar. Ama dediğim gibi kamışın ömrü kısalır. Tabi bu soru sonra bu soruları soran arkadaşları anlıyoruz. Anlıyorum. Ellerinde bir bütçe var. O bütçeye göre malzeme alıyorlar. Bu malzemeleri en sonuna kadar performansıyla kullanmak istiyorlar haklı olarak eğer mesela bir 10 40 gram atarı var diyorsa bu 10 40 gram arasında e, verimli bir şekilde kullanacaksınız demektir arkadaşlar. Yani bu e, dediğim gibi aşılabilir daha azı da atılabilir ama verim açısından uyulması gereken aralık mutlaka üzerinde verilen aralıktır. Tabi ortalamasını alıp da 10 artı 40 ortalaması işte 50 bölü 2 25 diyerek de en verimli optimum atış gramajını bulabilirsiniz. Tabi şimdi bu ürünlerin bir de hepsi aynı malzemeden üretilmiyor. Fiber kamışlar var. Bir de bizim kullanmış olduğumuz karbon kamışlar var. Tabi karbon kamışlar ağırlıklı olarak hafiflik üzerine e, düşünülerek o e, amaçla üretiliyor. Fiber kamışlar daha ağırdır, ancak onlar daha e, dayanıklıdır. Kullanılan malzemeler burada çok önemli. Dediğim gibi yani her firmanın, her e, üreticinin e, aynı değerdeki, aynı kalitedeki Fiber veya karbon kullandığını pek bilemiyoruz. Yani bunu çok derin araştırılması gerekiyor çünkü karbonun o kadar çok çeşidi var ki işte IM serisi var, IM10, IM7, HA, HM serisi vesaire gibi birçok versiyonu var. Bunlardan hangilerini kullandıkları pek böyle üzerinde yazar bazılarının ama çok nadir yani 10 tane kamışta belki bir tanesinde e, görürsünüz. O da zaten iyi bir şey olduğu için, iyi bir kaliteli bir şey olduğu için yazıyorlardır muhtemelen üzerine. Tabi dediğim gibi karbonsa karbon e, kalitesine, o karbonun sarımsıklığına, e, sarım sıklığına işte güç noktasının e, nasıl ayarlandığına dikkat etmek lazım onları e, bilerek kamışın e, o atar değerini aşıp aşamayacağına güvenmek lazım Bunlar da belirli standartların belirli fiyatların üzerindeki kamışlarda ancak e, Garanti olmasa da nispeten güvenilir olur Dediğim gibi sonuçta bunlar test ediliyor ve bu testlerde belirli e, eldeki verilere göre gramajlar, atar ağırlıkları, aralıkları, pardon belirtiliyor. Tabi fiber kamışlar ağır olmasına rağmen daha dayanıklı olduğu için daha dayanıklı dedik ya. Illa ki ben bu atarı aşacağım, taktım kafaya diyorsanız fiber kamışlara. Bu konuda daha fazla güvenebilirsiniz karbon kamışlara çok fazla bu konuda yani aş, e, ağırlığı arttırma gramajı arttırma konusunda Bence güvenmenizi tavsiye etmem Ama fiberler daha e, dayanıklıdır onlar Mutlaka daha fazla dayanacaktır Tabi Bozulmaz kırılmaz hiçbir şey yok dediğimiz gibi e, bunlar da bir ömrü var sonuçta e, Ne yapacağız Bunları en uzun şekilde ne kadarsa ömürleri o sonuna kadar e, kullanmaya çalışacağız. O yüzden de benim şahsen tavsiyem o atar aralıklarını çok zorunlu olmadıkça aşmamak. Evet arkadaşlar, benim bu konuda söylemek istediklerim, söyleyeceklerim. Bunlar umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Aşağıya yorumlara bu konuda atar aralıkları konusunda kendi bilgilerinizi, kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi de e, ekleyerek bu videoları izleyen ve alttaki yorumları okuyan e, yeni başlayacak amatör balıkçı arkadaşlara sizler de yardımcı olabilirsiniz, faydalı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize rast gelsin.